Merhabalar arkadaşlar, ben Meta Nemlik. ESP Okopter'in 4. eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videoda ESP Okopter'in web arayüzüne nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Bu videoda göstereceğim, bilgisayar kullanarak göstereceğim ama aynı şeyleri telefon ya da tablette de yapabiliyorsunuz. Yani internete bağlanan her cihazdan bugün arayüze ulaşabiliyorsunuz aslında. İlk olarak drone'u açtım ve şu an bilgisayarımı drone'a bağlıyorum Wi-Fi üzerinden. Daha sonra arama çubuğuna web browser üzerinden 192.168.4.1 yazıp aratıyorum. Arattığım anda otomatikman sayfa karşıma çıkıyor. Bu sayfanın özelliklerine bakarsak ilk başta bir blok programlama arayüzüne geçiş var. Telefondan kontrol etme uygulaması var ve ayarlar kısmı var. Daha sonra da bilgiler kısmı var. Blok programlama arayüzünden ESP Okopter'i bloklar ile programlamanıza yarayan bir arayüz karşısına çıkıyor. Kontrol arayüzünden bir kontrol kumandası çıkıyor. Telefon uygulaması çok benzer. Bütün özellikler neredeyse aynı. Buradan bunun için ayrı bir video yapacağım için burada çok fazla bilgi vermeyeceğim ama bu dokunmatik olan ekranlarda şu an çalışıyor. Bunu belki güncelleyerek mouse'la da kontrol edilebilir hale getirebiliriz. Dokunmatik ekranlı bütün bilgisayarlarda bilgisayardan ya da tabletten de bu sayfa üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ayarlar kısmında ise Wi-Fi şifresi değiştirme özelliği var. Hani burada drone'a tekrardan kod atmakla uğraşmadan şifre değiştirmek istiyorsanız, yeni bir kendi şifrenizi koymak istiyorsanız burayı kullanabilirsiniz. Daha sonra da bilgiler kısmında da ürünle ilgili bilgiler var, sosyal hesap bilgileri var, sorularınız olduğunu ile ilgili bilgiler var ve en önemli bir durum ise burada yazılım sürümünü gösteriyor. Şu an drone içinde var olan yazılımın hangi sürüm olduğunu gösteren bir kısım var burada, genel bilgi kısmında. Burayı aralıklı olarak kontrol edebilirsiniz ve internet sitemizde yeni yazılım yayınladığımız zaman eğer bu yazılım ile son yaptığımız yazılım aynı değilse yeni bir yazılım yüklemeniz gerekiyor anlamına gelir. Ve buradan kontrol ederek yeni yazılımı yükleyip yüklemeyeceğinizi anlayabilirsiniz. Şimdi blokla arayüzünden küçük bir örnek uçuş yapalım başlangıç aşamasında. Buradaki bütün özellikleri gösteren ayrı ayrı videolar yapacağım zaten. İlk olarak flight kısmından take off bloğunu alıyorum. Buraya koyuyorum. Ve land bloğunu alıyorum. Her take off zaten 5 saniye uçuyor. Ben bir 10 saniye 10 veya 5 saniye uçan bir video. 5 saniye bir uçuş yapayım. İlk başta take off diyorum. Sonra wait 5 seconds ve land. Eğer land koymazsanız drone yere inmez. Bunu şu an çalıştırıyorum. Şu an havalandı. Geri yine indi. Peki burada başka hangi özellikler var? Burada birçok özellikler var. Flight kontrol, inputlar var, outputlar var. Modülleri ayrı ayrı kontrol edebiliyoruz. Matematiksel ifadeler yapabiliyoruz. Yazı yazdırabiliyoruz buradaki ekrana. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.